Alo kanka, ne haber? İyi. Ne olsun, hayırdır? İyi ya, bizden de günaydın bu arada. Kerem bizi deniz kıyısına kahvaltıya getirdi de yani eğer işin yoksa sen de gel diyecektim kanka. Ya Aslı, bu kanka muhabbeti seninle baymadım artık. Ya ben gerçekten çok sıkıldım bu muhabbetten ya. İşte keyfim yok zaten. Kanka demem, Doruk derim. Onu da deme Aslı, bana hiçbir şey deme. Aa, manyak. Suratıma kapattı. Nasıl kapattı? Bayağı böyle ağzımın payını vererek kapattı. Allah Allah. Bu çocuk da enteresan vakalardan yani. Kanka dediğin için olabilir mi acaba? Dün gecedendir onun tribi. Dün geceden mi? Ne oldu dün gece? Ne oldu dün gece? Sormayın ya. Böyle... Doruk Bey'in eski sevgilisi Murat'ı aramış. İntihar edeceğim falan filan. Bıdı bıdı şeyler. Yani yeni aksiyonlar geldi hayatımıza. Eski sevgilisi mi? Ne kadar eski bir sevgilisi? Hangi eski sevgilisi? Hazal diye bir tip. Oo! Oha! Nasıl ya? O kız hem Murat hem Doruk'u mu idare ediyormuş? Bir dakika, bir dakika. Sen Murat mı dedin az önce? Murat mı dedim? Çara! Bu ne tatlı? Kahvaltı. Murat Bey'in kahvaltısı. Niye? Ne oldu ki? Niye evde etmemiş? Bilmiyorum Tuval Hanım. Bunu sormak benim işim değil. Ver şunu bana. Ver şunu bana. Kaydet. Araştırmanızı istediğim kişinin ismi Hazal Doğan. Evet, hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum. Tamam. Tamam, sizden haber bekliyorum ben. Hoşça kalın. Kahvaltı geldi. E niye sen getirdin? Çağla yok mu? Görevim ben üstlendim. Çünkü beraberinde birkaç sorular da getirdim. Yine ne oldu Selvi Boylum? Anlat bakayım. Kafam allak bullak Tuval ya. Anladım. Houston, we have a problem. Please help. Aras adam çekil. Eros gerçekten biraz daha gayret. Tek sorun hayatla ilgili değil. Kız kardeşim olduğunu iddia eden bir kız var. What? Ne diyorsun? Bu gerçekten çok büyük, hatta incredible bir olay. İnanmıyorum. Benim için de öyle. Annem bana ne yaptıysa aynen ona da yapmış. Terk mi etti? Ölmüş. Pardon, böyle şey pat diye söyleyince tuhaf oldum. Çok üzüldüm Murat'cığım. Sorun değil ya. Onun için değmez. Öyle söyleme ya. Ne olursa olsun senin annen. İyi de neden hep bunlar benim başıma geliyor? E tam affediyorum, yoluma devam edeceğim diyorum. Tak ertesi gün başka bir şey oluyor. Yolumu şaşırıyorum. Kırılıyorum. Kırıyorum, döküyorum. Oğlum bak yapma diyorum kendi kendime. Ama nafile. Kırıyorum derken hayatla aranızda bir sorun yok değil mi? Olmaz mı? Kızı sevgilim sanıyor. Kız kardeşini mi? Ha.
Ya siz bana nasıl söylemezsiniz, nasıl saklarsınız benden? Emin olmak istedik. Üzüm üzüme baka baka diyeceğim ama... Deme Keremcim, deme. Çünkü ben de sana cami duvarı ile ilgili atasözünü hatırlatabilirim. Bayağı sevgilisiymiş yani ha? Sevgilisi varmış eski. Ne kadar eski olabilir? Hiç sanmıyorum. Ben Hazal diye birini hiç duymadım. Ayrıca Doruk'un benim bilmediğim bir sevgilisinin olması da imkansız. Aa, ne uğruyorsun ya keçi gibi? Sen nasıl bir insansın Kerem? Bir kapasana çeneni. Doruk'un iğnesini vurdular sana ya. Her aklına geleni söyleyiveriyor. Doğru söylüyor. Bana yalan söylediler. Murat'ın sevgilisi bu. Aferin Cafer, bravo. Sevgilisiymiş. Hadi sonra görüşürüz. Nereye? Bir işim var. Ya hayatta kızın kimin nesi olduğunu bilmiyoruz tam olarak. Gidip saçma sapan bir şeyler yapma ya. Beğendin mi yaptığını? Ben ne yaptım ya? Demek yani o kadar zaman boyunca sevgilisi varmış. Yeni ayrılmış olması lazım çünkü. Vay be. Sevgilisiymiş. Al işte. Bunu da kaybettik. Hayırlı olsun. Bak ya, kendine göndermiş fotoğrafları da. Sevgilisi varmış. Haşmet. Bey. Ne işiniz var burada? Özür diletmek için mi takip ediyorsunuz beni yoksa? Ben özürden falan çoktan geçtim Azime. Sabunları getirdim. Niyazi daha buraya dur. Ona da iki çift lafım var.